Bugün Dulkadiroğlu ve Çağlayan Cevdet ilçelerimizden muhtarlarımız, yöre muhtarlarımız ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri yaklaşık 30 kişilik bir heyetimiz, misafirimiz. Ben Sayın Çağlayan Cevdet Belediye Başkanı'na ve muhtarlarımıza, sivil toplum örgüt temsilcilerimize hoş geldiniz diyorum. Tabii sebebi ziyaretleri malum Dulkadiroğlu ile Çağlayan Cevdet arasındaki yol meselesi. Bu yolun Nurhak Elbistan etkisi, bu yolun Cerit'i kalkındıracak olması, Dulkadiroğlu'na kısaltacak olması, pek çok sebepten dolayı muhtarlarımız, Cerit halkı, Dertiz halkı, Dulkadiroğlu halkı bu yolun yapılmasını istemektedir. İktidar Partisi'nin saygıdeğer milletvekilleriyle de görüşecek arkadaşlarımız, Milliyetçi Hareket Partisi'nin sayın milletvekili Sefer Aycan Hocam'a da görüşecek arkadaşlarımız. Bizler 8 Kahramanmaraş milletvekili bölgeye birlikte hizmet etmeye çalışıyoruz. İnşallah bu yol konusunda da bu hizmetimizi sürdüreceğiz. Ben üzerime düşen görevi yapmaya hazırım. Çok net bir şekilde söylüyorum. Yerel seçimlerde bunun sözünü vermiştim. Büyükşehir Belediye Başkanı olsaydım ben Büyükşehir Belediyesi'nin imkanlarıyla bu yolu gerçekleştirecektim, yaptıracaktım. Ama nasip değilmiş. Böyle bakmak gerekiyor. Ancak önümüzdeki süreçte bu yolun yapılması için bize ne görev düşüyorsa biz bu görevi yerine getireceğiz. Evet, Çağlayan Cerit Belediye Başkanımız, Milliyetçi Hareket Partisi Çağlayan Cerit İlçe Başkanımız, Çağlayan Cerit Dulkadiroğlu Güzergahı'ndaki muhtar arkadaşlarımız, Beşenler Kültür Yardımlaşma Derneği Başkanı, Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarımız, milletvekillerimizle birlikte Karayolları Genel Müdürümüze geldik. Hepimizin amacı, ortak bir amacımız var. Burada siyaseti bir kenara bırakıp şehrimiz ve ilçemiz için önemli olan bir güzergah çalışmasıyla ilgili genel müdürümüzle istişarede bulunduk. Öncesinde arkadaşlarımızın sahada Çağlayan Cerit Dulkadiroğlu yolu ile ilgili yaptıkları önemli incelemeler ve bu incelemeler sonucunda karayollarımızın yaptığı projede bazı değişiklik talepleri vardı. Sayın Genel Müdürümüze bu değişiklik taleplerimizi anlattık. Onların maddi ve sosyolojik gerçekliklerini de anlattık. Neden bu proje değişikliğine gidilmesi gerektiğini. Proje değişikliğine gidilmesi durumunda devletin imkanlarının daha az kullanılacağını ama memleketimiz açısından daha elverişli olacağını izah ettik. Teknik usullerle izah ettik. Sayın Genel Müdürümüz de bu konuda inceleme yapmayı uygun gördü. Bütün arkadaşlarımızın huzurunda şöyle söyledi. Aslında biz bu projeyi yapmıştık. Hayata geçirecektik ama sizin bu söylediğinizle inceleyelim. Uygunsa bu değişiklikleri yapalım. Daha önce de sizin söylediğiniz bir değişikliği yapmıştık. Makul bulmuştuk dedi. O ilk bağlantıyla ilgili, 7 kilometrelik bir bağlantıyla ilgili. O yüzden bu yaptığınız iyi saha çalışmasını biz inceleyeceğiz. Uygun gördüğümüzde de projeyi buna göre değiştirip yolu yapacağız dedi. Bu arkadaşlarımız için memnuniyet verici bir gelişmedir.